acımız var, kalplerimiz seninle. Tahin Cioğlu, basketbol süper liginde. Avrupa'nın en iyi basketbol liginin adı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi. Bu oyunda sınır yok. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Odea Bank Gaziantep Basketbol karşı karşıya. Geçtiğimiz sezon iki takım da birbirini deplasmanda mağlup etmişti ama bu takımlar o takımlar değil. Çok küçük parçalar dışında tamamen değişikliğe uğramış iki ekipten bahsediyoruz. Ama sahada yine heyecan verici oyuncular, kazanmak için varını yoğunu ortaya koyacak karakterler olacak, bundan şüpheniz olmasın. Evet, Süper Lig'de sezon açıldı. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından Banvit'i 80-63 ile geçerek sezonu açtı. Ve şimdi Sinan Erdem'de Sarı Kırmızılılar zorlu Gaziantep'i konuk edecek ilk hafta maçında. Erman Kuter görüntüde, Türk basketbolunun yaşayan efsanelerinden biri kendisi. Oyuncu ve koç olarak birçok başarıya, birçok şampiyonluğa imza atmış çok önemli bir isim. Ve Galatasaray'la bakalım bu yepyeni kadroyla bu sezon neler yapacak tecrübeli koç. Dedas ligin genç koçlarından biri, başarılı Yunan koç Zidoç'tan sonra Gaziantep'i çok önemli bir noktaya taşımıştı. Samos görüntüde, Karşıyaka'dan tanıdığımız skorer forvet. Bakalım Galatasaray'da NBA patentli Samos nasıl bir oyun sergileyecek? En çok merakla beklediğimiz isimlerden biri de o. Karşılaşmayı Mehmet Kesel atar, Kaan Büyükçil ve Özge Şentürk hakem üçlüsü yönetecek. Sinan Erdem'de yavaş yavaş tribünlerinde dolduğunu, sarı kırmızılı taraftarların sonunda İstanbul trafiğine galip geldiğini ve tribünde yerini aldığını, Sinan Erdem'in yolunu bulduğunu söyleyebiliriz. İlk beşler ekranda, söz İhsan Bayülken'le. İki takımda da öne çıkacak oyunculara baktığımız zaman Sean Armand'ın savunması önemli. Burada Göksel'in savunması etkili olabilir veya oyun kurucuya baskı da düşünebilir Galatasaray Odaya Bank tarafından. Diğer yandan Rod ve White ikisi Loyce'un dönlendirmeleriyle öne çıkabilecek iki tane Gaziantep basketbolda oyuncu ve Rampro. Rampro burada tercihleriyle bakalım Galatasaray Odaya Bank'ı bu seneki basketbolunu ne şekilde şekillendirecek? Erman Kunter, Emir Prezic'i kenardan getirmeyi uygun buluyor ki 6. adam olarak da Emir'in performansı dediğimiz gibi belirleyici. Burada önemli olan maçın sonuna geldiğinde iki takımdaki sistemler içinden çok oralara oynayacak oyuncu sayısının artırılması gerekiyor. Çünkü sezon başı sistemlerin işe yaramadığı veya devreye giremediği anlar fazla olabilir. Bunun da nedeni iki takımı da geçen seneden bu seneye taşıdığı herhangi bir sistem, herhangi bir devamlılık yok. Böyle olduğu için de iki tane yeni takımın bugün burada bireysel performansında daha ön planda olduğu bir maçı bize seyrettirecek. Tekrar bütün takımlarımıza bu iki takımın özelinden iyi sezonlar diliyoruz. Richard Henriks, Alex Renfro, Hobson, Summers ve Göksel'in beşiyle başlıyor Galatasaray karşılaşmaya. Konuk takımda Victor Roth, DJ White, Lyons, Sean Williams ve Sean Armand beşiyle sahada. Sean Williams topu çeldi. İlk hücum Galatasaray'ın olacak. Sean Williams da ülkemizde oynarken çok renkli görüntüler sergiliyor. Özellikle bloklar ve smaçlar evet. Kısmında. Konya'da. Ama psikolojik devamlılığında sorun olan bir oyuncu.
çok çabuk faul problemine evet. girebiliyor. Göksel'in. Alex Renfro. Richard Hendricks blok geldi. İlk bloğunu yaptı sezonun. Sean Williams. İşte boyalı alanda da bunları iyi yapan oyunculardan biri. Gaziantep basketbolda hep kısaların elinde top şekillenir. Sean Armand'la Lyons bakalım nasıl yön verecek. Mark Lyons bir aleyup denedi. Victor Roth çok atlet bir oyuncu. 2.05 boyunda olmasına rağmen topu yere vuran, tüm sahaya driplingle geçebilen, atletizmiyle özellikle Euroleague'de bize inanılmaz smaçlar ve basketbol izleten bir isimdi. Ama bu pas onun için bile imkansızdı. Ama üçü de atlet. Gaziantep basketbolunun 3 uzunu da. Göksel'in çembere gidiyor. Hücum reboundu. Hendricks fake. Sonrasında basketi yaptı. İşte ayakları yerde olmanın ödülünü bu pozisyonda aldı. Belki çok sıçramıyor ama fiziğini çok iyi kullanıyor. İlk sayılar Richard Hendricks'ten Galatasaray. Odea Bank 2-0 öne geçti. Victor Roth. White içeriye oynadı. Williams'a topu aldırmıyor orada Summers. Şimdi Göksel'in. Hobson. Hobson çembere giderken faul. Bireysel inisiyatifler düzenlerin daha oturmadığını tahmin etmemizden dolayı buradaki inisiyatiflerin nerede kullanılacağı skoru da iki takım arasında bulunmasını kolaylaştıracaktır. Scully Hobson çizgide. Scully Hobson 28 yaşında 2.01 boyunda Efes forması giymişti. Bir süre önce bir sezon en son İsrail'de Nahariya'da oynadı geçen sezon. Hobson patlayıcı bir skorer. Şu anda Galatasaray Odaya Bank'ın tercihi özellikle 1 ve 2 numaralara baskı yapmak. Renfro ve Göksel'in de şu anda onu yaparak Galatasaray savunmasını oluşturmaya yardımcı oluyor. Mark Lyons, onu da Uşak Sportif'ten hatırlayacak basketbol severler. DJ White'ın şutu isabetli değil. Summers aldı savunma reboundunu. Renfro. Basketbolu geçen sene hep 3 sayısının gerisinden özetliyorduk. Alex Renfro üçlük demişken ilk 3 sayılık atış isabetli olmadı. O da Barcelona'da oynadı geçtiğimiz sezon. Sean Armand. Summers da bütün yardımları yapan oyuncu konumunda Galatasaray Odaya Bank'ta. Lions, Sean Williams ve DJ White. İlk sayıları DJ White'tan, konuk takımın asisti yapan Sean Williams uzundan uzuna. Güzel bir oyun, çember altında bomboş kaldı ve smaçla bitirdi. Rotasyonun geç kaldığı bir pozisyonda Gaziantep basketbol ilk basketini bulmuş oldu. Göksel'in perde. Hendricks'ten Göksel'in çembere uzanıyor. Çemberin üzerinde müdahale ama hemen araya giren Scully Hobson. Hücum reboundu sonrası 5-2 yaptı skoru. Göksel'in de ikili oyunlarda inisiyatif kullanıyor şu ana kadar. Ve iki seferdir de potaya gitmeyi başardı. Mark Lyons. Lyons kendi kullanıyor. Çemberde iki kez sekti top. Hendricks aldı savunma reboundunu. Richard Hendricks. Güven veriyor değil mi Hendricks? Sağdaki duruşuyla. Hobson'ın şutu isabetli değil. Sean Armand. Hobson açık alanda yakaladı. Smaçla bitirdi. Ekstra basketler skorun değişmesini veya aradaki farkın açılmasını Galatasaray Odaya Bank'a sağlıyor. O da tabii erken yapılacak atışların da iki takımın dengesini kolaylıkla bozabileceğini hatırlatalım. Bir aleyup denemesi araya girdi. Devon Summers. Şimdi Göksel'in bomboş. 3 sayılık atış. İsabetli değil. Canlı Galatasaray Odaya Bank tempoyu çok çabuk arttırma ve top kullanma gayreti içinde. Gaziantep basketbolsa oyunu kontrol ederek ikili oyunlarla ya kısalardan ya da uzunlardan bir skor arayışında. Geçen sezon Marcus Denman, Will Cherry, zaman zaman da Andrew Hawkins o konuda
kısalardan bahsetmiştin koç. Bu 3 oyuncu gitti. Yerine Sean Armand'la az önce topu kullanan Sean Armand'la Mark Lyons geldi. Tabii Sean Armand da Marcus Denman'ın takım arkadaşıydı, hatırlarsın. Evet. Sırayla bakalım bundan sonra Sean Armand da Panathinaikos'a mı gidecek onun peşinden? Bir sezon arayla takip ediyor eski takım arkadaşı. 5 saniye. Yine çok güzel bir pas Hendricks'ten. Rebound, asist, hücum reboundu, skor, her şeyi yaptı. Daha 5 dakika dolmadan Hendricks. Yine de savunmada tecrübesini sahaya yansıtıyor. Summers'ın savunma yardımları da unutmayalım. Her seferinde takımın eksilmesine izin vermedi savunmada yaptığı işlerle. 9-2 oldu skor ilk 5 dakika geride kalırken. Mark Lyons kullanmadı. 4 saniye. Sean Armand. Fake 3 sayılık atış isabetli değil Galatasaray savunması. Buradan basket yine gelirse. Üç sayı çizgisinin içine sokmadı rakibi. Scottie Hampson çembere gitti, topu elinden fırladı ve arkasından mola geldi. İlk 5 dakikayı ev sahibi Galatasaray Odea Bank 9-2 önde geçti Gaziantep basketbol karşısında. Şu ana kadar Galatasaray Odea Bank özellikle o baskıya, Gaziantep basketbolun yarı sahada yapacağı baskıya yakalanmadan ve öte yandan da 1 ve 2 numaralarına Gaziantep basketbolun iyi baskı yaparak oyunun hem hücum tarafını hem de savunma tarafını kontrol etti. Sadece geçiş oyunlarında skor bulma kısmında yapılan bireysel eksiklikler var. Ama öte yandan Gaziantep basketbolun kısalarıyla uzunlar arasındaki o iletişimin daha oyun olarak sağlanmaması da skor bulmakta işleri zorlaştırıyor. Sean Armand topu hücum alanına getirdi. Bakalım Balazic oyunda. Summers her yere yardıma gidiyordu. Balazic oyuna girdi. Bu değişecek mi? DJ White top kaybı. Şu ana kadar tek sağ içi isabeti. Sadece iki sayı bulabildi Gaziantep. DJ White'ın çember altında bulduğu smaç pozisyonu dışında skor üretemedi konut takım. Yani konut takımın geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında ligin belki de en skorer takım olduğunu unutmuyorum. İki kısası da atmayı seven hatırla, oyuncular. Hatırla bir yarıya 60 sayı falan evet. Sığdırıyorlar. Fenerbahçe maçında yapmışlardı. Sonra kaybetmişlerdi ama. Göksel'in Köksal. Çok güvenli oynuyor Göksel'in. Tabii şu parantezi de açalım. Sağdaki tek Türk evet. oyuncu Göksel'in. Yani az önce tek beyazdı ama Balazic girince o havayı kaybetti. Bu arada inanılmaz bir top indirdi Lions ama Victor Roth beklemiyordu bu pası. Victor Roth 1'e 2 hücum etti top oyun alanının dışında. Az önce oyuna giren Rakim Christmas'a takıldı Victor Roth. Şimdi Hendricks'ten verim aldı. Christmas'tan da enerjiyi yakalıyor şu anda Galatasaray Odaya Bank. Bu arada hücum düzenlerinde istediği verimi alamayınca Erolcan Çinko ve Can Üyüt oyuna girdi Gaziantep basketbolda. Ve Göksel'in de yerini Hardy'ye bıraktı. Dwight Hardy'yi de bir süredir Trabzonspor formasıyla izliyordu Türk basketbol severler. Can Uğur Üyüt topu oyuna soktu. Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra Bahçeşehir'de bir sezon geçirdi. Yine bir süre DJ doldu. Farkında değildi. Uyarıyı aldı ama geç kaldı. 3-1-2. 3 pozisyon Gaziantep basketbol organize olamadan topu kullanamadı hücum sahasında. İşte bazen sezon başında setleri oynamak isterken inisiyatif kullanmayı da atladığın anlar olabilir. Gaziantep basketbol o sıkıntıyı yaşıyor şu anda. Renfro Hobson potu altında, Rod arkasında potadan uzaklaşarak atışı isabetli değil. Reboundu DJ White aldı Gaziantep'te. Şu anda Hobson bütün topları kullanmada açık çeke sahip oyuncu gibi oynuyor. Hücum foul. Erolcan Çinko, Hobson mücadelesi. Erolcan'a çıktı hücum foul kararı. Emir Prezic oyuna dahil oluyor Galatasaray Odea Bank'ta. Hapsin kenara gidiyor. Mutsuz oyundan çıktığı için. Şimdi Summers'tan nasıl vazgeçeceğim? Yani hücumda hiç sayısı yok belki ama savunmada her yardımı yaptı. Ortayı kapattı. Hücumda da sırasını bekliyor.
Bakalım onun devreye girmesi farkın çift tanelere çıkmasına neden olacak mı? Summers. Dwight Hardy. İçeride Christmas. Çok iyi yere oynadı. Renfro. Çok kötü bir şut çıktı elinden. Beklenmedik derecede. Victor Roth. Victor Roth uzaklardan üçlüğü gönderiyor. Baktı olmayacak. Sazı eline aldı. 11-5. İkinci sağ içi isabeti Gaziantep'in 7 dakikalık bölüm geride kalırken Can Uğur Öğüt'e faul. Onun da özelliği bu Rad'ın düzen dışı pozisyonlarda bu tip basketleri atabilmesi. Yalnız Galatasaray Odaya Bank top paylaşımında, sağ içi yerleşiminde bugün doğru işler yapacağı sinyallerini vermeye başladı ilk çeyrekte. Dwight Hardy topu aldı. Erol Can Çinko savunuyor. Can Öğüt'le Erol Can'da. Eski takım arkadaşları bu arada. Beraber oynadılar Trabzon'da. Eminim onlarca, yüzlerce kez antrenmanda birbirleriyle karşı karşıya gelmişlerdi. Ama bu kez farklı farklı formalarla sahada Erol Can ve Dwight Hardy. Birbirlerini çok iyi tanıdıkları kesin ama. Can'ın ikinci faulü. Gaziantep basketbolun faul hakkı doldu. Galatasaray Odaya Bank şu ana kadar hiç faul yapmadı. Öte yandan Gaziantep basketbol Göksel'in ve Renfro'nun yaptığı oyun kuruculara baskıyı Erol Can ve Can Öğüt'le yapmaya çalışıyor. Bu arada eğer yanlış hatırlamıyorsam Victor Rudd'la da Richard Hendricks, iki eski Makabili, onlar da birbirini çok iyi tanıyan isimler. Evet, Christmas aldı topu, döndü çembere, faul. Victor Rudd onun için bir beden küçük. Faulle noktalandı bu eşleşme. Çember altında iki serbest atış kullanacak Rakim Christmas. Emir, organizasyona bu şekilde hangi pozisyonda eşleşmede bir üstünlük var? Yardımcı olursa Renfro'nun üstündeki yükü de alır. Bu arada Galatasaray taraftarı da sezonu açtı bu dakikalarda. Yani temennimiz tabii geçen sene gibi o geçen renkli ligin bu sene de aynı şekilde taraftarlarımızın da maçlara katılımıyla artması. Ya şunu kabul edecek misin bilmiyorum. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe futbol takımının en büyük rakibi basketbol takımıydı. Bu sezonda Galatasaray basketbol takımının en büyük rakibi futbol takımı. Can Uğur Öğüt. White, Erol Can Çinko. Christmas kaldı karşısında. DJ White, Erol Can. 3 saniye. DJ White çembere döndü. Savunma reboundunu Renfro alıyor. Şu anda eşleşmeyi yakalıyor ama adam eksiltemiyor Gaziantep basketbolu. Bu arada Renfro çok iyi gördü. Rakim Christmas'ı. O da çembere dönüp basketi yapıyor. Christmas. Tempo arttığı zaman Christmas'ın koşulları bu gibi pozisyonlarda işe yarayacaktır. Bu arada Galatasaray Odaya Bank'ında ilk faulü gelmiş oldu Hardy'le. Rakim Christmas kolej kariyerini noktaladıktan sonra draft oldu. Draft sonrası Indiana Pacers'a takas olmuştu. Pacers de onu NBDL'e, Fort Wayne'e, NBDL takımı Fort Wayne'e göndermişti. Aslında onun için basketbol kariyerinin en önemli tecrübelerinden biri. Galatasaray formasıyla bu sezon bakalım neler yapacak ama fena başlamadığını söyleyebiliriz değil mi koç? Rebound'u da alıyor Rakim Christmas. Şu anda Galatasaray Odaya Bank'ın yaptığı en iyi iş ne Armant'ın ne de Lawrence'un devreye girmesine izin vermemesi. Böyle olunca da düzeni de kontrol ettiler. Ya da Göksel'inden bir basketbol daha. Can Uğur Öğüt çok kısa sürede 3. faulünü yapıyor. Yine Galatasaray Odaya Bank en doğru eşleşmeyi doğru yerde kullanarak farkı çift tanelere çıkarmayı başardı. 15-5. Şimdi bakalım Gaziantep Basketbol Lloyds ve Armant'a biraz önce Armant'ın kullandığı gibi top kullanma özgürlüğü vermeye başlayacak mı? Yani Galatasaray Odaya Bank bugünkü maça iyi hazırlanmış. Şu anki sinyaller bunu gösteriyor. Mark Lyons topu Göksel'in baskısı altında hücum alanına getirdi. 16-5 son 1 dakikası ilk çeyreğin 5 sayıda tuttu Gaziantep'i. Galatasaray ayakta topa müdahale. Rakipten geldi ısrarı var. Hakemlere itirazı var Sean Williams'ın. Ama
sanki o ayakla müdahalesi bir avantaj sağlıyor koç. Ne dersin? Hangisini diyorsun? Yani Göksel'in de orada bir futbol mücadelesine tanıklık ettik. Emir Prensic. Dwight Hardy. Emir Prensic de tipledi topu Trambir üzerindeyken. Konsantrasyon olarak ve top paylaşımı olarak şu anda Galatasaray'a bak, sahada istediklerini uygular durumda. 18-5 son 20 saniye içerekte faul Göksel'in. Şahvinimsa çembere dönme şansını tanımadı. Galatasaray'ın 18 saniye var ilk çeyreğin sona ermesine. Henüz ikinci faul bu. Göksel'in de o faulü yaptı. Faul hakkı da olmadığı için. Bu arada maçın hakemi Mehmet Kesel atar. Stefanos Ledas'ı uyardı. İtirazlar sebebiyle teknik faul çalarım dedi. 18-5 son 18.4 saniye ilk çeyrekte. Lions topu oyuna soktu. Şu saat ile maç saati arasında 3-4 saniyelik bir fark var. Sean Williams dışarıya. Sean Armand karşısında Rakim Christmas. Armand uzaklardan üçlük başarılı değil. Rebound mücadelesi. Sean Williams, Armand top elinden fırladı. İlk çeyrek sona erdi. Galatasaray Odeyevan Gaziantep'i 5 sayıda tuttu ilk çeyrekte. 18-5. İlk çeyreğin istatistikleri ekranda. Galatasaray Odeyevan 18, Gaziantep basketbol 5. Gerçekten Victor Rant'ın bireysel topu getirip attığı üçlük olmasa, yani onunla beraber de aslında kabus gibi bir çeyreği geride bıraktı konuk takım. İkinci çeyreğe Gaziantep başlayacak. Yani sadece iki isabet koç. Şu anda Galatasaray Odeabank'ın savunma stratejilerinin işe yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü bilinmez oyuncu sayısı fazla dedik Gaziantep basketbolda. Lloyds olsun, Armand olsun, Rad olsun, bunlar topla oynamayı seven ve atmayı seven oyuncular. İşte o sistemin devreye girmemesi Galatasaray Odeabank'ın bir top kaybıyla oynadığı ilk çeyrekte Gaziantep basketbola 8 top kaybı yaptırmış durumdalar. Yani Gaziantep basketbol 9 tane potaya top attı, 8 tane de top kaybetti. Mark Lyons çemberi hareketlendi, döndü, faul. Emir Prensic mi, Rakim Christmas mı? Evet, Emir. Ege Aran oyuna giriyor ikinci çeyrekte. Summers'ı kenara alıyor koç Erman Kuntel. Summers 2 top çaldı, 1 rebound aldı. 10 dakika oynadı, hiç çeyrekliğe çıkmadı ve hiç top kullanmadı. Ama onun top kullanacağı maçlar, dakikalar mutlaka gelecek. Sıcak kalacağı o dönemi mutlaka oyun içinde doğru kurgulamak gerekiyor potansiyelli bir oyuncu olmasından dolayı. Bugün Mehmet Yağmur'un parmağındaki sakatlığından dolayı olmadığını bir kere daha hatırlatalım. Lions 2'de 0. Lions da bir süre önce Uşak'ta basketbol Süper Ligi tecrübesi yaşamıştı. Tekrar ülkemize dönen isimlerden biri. Emir'in fiziksel avantajı. Sean Armand. Emir döndü. Şutu isabetli değil. Savunma reboundını Balajic aldı. Jure Balajic. O da 37 yaşında. Rebound mücadelesi Ege. Şavilius reboundu aldı ama bitiremedi çember altında. Çok enteresan bir pozisyon. Sonrasında da top elinden fırladı. Balajic'in bu müdahalesi sportmenlik dışı faul. İki hakem aynı anda çaldılar. Yani arkada kimse yoktu. Göksel'in geçse basketi atacaktı. Evet, pozisyon bir kez daha görüntüye geliyor. Balajic de 37 yaşında. Ligin en yaşlı, en tecrübeli isimlerinden biri Sloven forvet Tomislav Ruzic ile birlikte
O da yaşlanmıştı zaten. 79 doğumluydu. Bu arada oynadı geçen sezon. O gidince en yaşlı oldu sanırım Erden'le birlikte. Göksel'in enerjisini sahaya yansıtarak oynayan oyuncuların başında geliyor Galatasaray Odaya Bank'ta. Öte yandan Hardy ile Emir Prez işte takımı kontrol etme tercihleri yapmada. Hendricks'in kenarda olduğu şu anlarda iyi organizasyon yapar durumdalar. Göksel'in Köksal şu anda 7 sayıyla maçın en skorer ismi. Dwight Hardy. Fazla tabii Galatasaray Odaya Bank'ta. Ege'nin müdahalesi. En son temas kimden? İtirazlar var. Top Gaziantep'te. Gaziantep basketbol hücumu. Çok iki oyuncu birden aynı anda ısrarla itiraz etti. Evet. Yani burada eğer top son olarak kime temas etti sorusu soruluyorsa Lions'a etmiş bence ama tabii müdahalelerin değerlendirmesini hakemlerin yapması lazım. Sean Arman uzak noktaya Lions. Lions'ın şutunu oraya kadar gitti. Rakip Christmas bozdu. Yine iyi bir yardım savunması. Köşeden atılan atışı risk etti Galatasaray Odaya Bank. Emir Prenzic 3 sayılık atış denedi bu kez. O da isabetli değil. Victor Roth. Tüm sahayı geçen mükemmel bir pas. Basket. Süper bir asist Victor Roth'tan. Maç öncesi konuşuyorduk koç. Yani 2-0-5'lik bir oyuncu için çok fazla artısı var. Pas yeteneği, 3 sayı tehdidi, açık alanda topu vurup gitmesi. Az önceki pası benim diyen guard kolay kolay veremez. Yani Steve Nash kalitesinde bir asist izledik Victor Roth'tan. Ve uzun süre sonra da bir saha içi isabet geldi konuk takımdan. 20-7 skor. Tabii Gaziantep basketbolun bu tip basketleri kovalaması gerekiyor. Sete sette Galatasaray Odaya Bank savunması karşısında çözüm üretemediler. Galatasaray Odaya Bank'ta setleri uzun oynamaya çalışıyor ve karar anlarında hep kısaların elinde top. Renfro koridoru buldu. Çembere gitti başarılı değil. Karar. Hücum ribaundunu yaptı ama topu kendi alanına gönderince topu kaybetti. Gaziantep basketbolu. Mola. Galatasaray Odaya Bank 20, Gaziantep Basketbol 7. Evet, az önceki pozisyonun gelişiminde Ege topu kendi yer alanına gönderdi. Aslında buluşturamadı. Koç Elvan Kurter de oyuncusuna serzenişte bulundu ki bence çok haklı. Yani topu Hobson yetişip tutabilirdi, tutsaydı geri pas değerlendirmesi olacaktı. Topun oyuna girdiği nokta farklı olacaktı. Şimdi çember altından çok o daha pas farklı. Düzgün pas düzgün gelse de üçlük atacaktı. Onu o üzüldü de mi Murat? Evet, evet. Ama bence ne olursa olsun yani topun oyuna girdiği nokta bence şu anda Gaziantep için daha avantajlı oldu dolayısıyla. Şu anda iki takım da dış oyuncularından Renfro, Emir Piyazic bir tarafta, Lloyd, Sean Armut bir tarafta verim alamamış durumdalar. Oralardan gelecek verim maçın gidişatında belirleyici olabilir geride kalan bu 8 dakika için. Lions çok güzel tek eliyle uzanıyor, uzunların üzerinden bırakıyor Lions. Çünkü Sean Armut ve Lions skora çok yakın iki tane oyuncu. Ve fark yine 11 sayı şu anda ama kapanabilecek bir hamleyi yapmış durumda Gaziantep basketbol. Hardy. Foul Arman. Mesela Hardy de 2 sene önce daha verimli oynamıştı. Geçen sene o ilk top kullanacak oyuncu rotasyonunda olmadığı için sıradan bir sezon geçirdi. Bakalım ama da. Geçen sene onun da durumu özeldi koç. O da tüm kadro değişip tek başına kalmıştı. Sanki yeni takıma gelen oydu. Diğerleri değil de. Ondan önceki sene olağanüstü oynamıştı. Değil mi? Alex Renfro. Renfro hareketli. Dwight Hardy. Bir üçlük daha deniyor. Bu da isabetli değil. Victor Roth rebound'ı alıp hemen takımı hücum alanına getirdi. Tabii bir kısa forvet için fiziği ve bu topu yere vurma özelliği onu Avrupa basketbolunda
özel kılan, ayrı kılan olaylardan biri. Bir saniye Victor Rath topu fırlattı. Ancak topu Renfro yakaladı. Renfro tüm sahayı geçti ve Rocking Christmas. Bu arada Lions'la Renfro arasında tatlı sert bir eşleşme söz konusu. Galatasaray Odaya Bank uzun süredir bulamadığı sayıyı bir geçiş oyununda bulmuş oldu böylelikle. İki sayıda kalmıştı bu çeyrekte. Dwight Hardy faulü yapan oyuncu. Gaziantep basketbol geçen senelerde hep 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı atışlar var. Bugün 3 defa uygun pozisyonu bulmasına rağmen oralardan o ritmi bulamamaktan dolayı o atışlar gelmedi. Dwight Hardy ve Christmas kenara geldi. Hemen 22-9 skor. Rotasyonu geniş kullanmaya çalışıyor. Takımın herhalde koşmasını istemesinden dolayı onun sahaya hücum tarafına yansıması için. Mehmet Keser atar da az önce biraz basketbolun dışına çıkmıştı. Renfro ile Lions'ın eşleşmesinde görüntü iki oyuncuyu kısa bir şekilde uyardı. Yine dışarıya püskürttü Galatasaray savunması. Gaziantep hücumunu uzaklardan Şan Arman 3 sayılık atış başarılı değil. Net bir pozisyon bulamıyor Gaziantep basketbolu. O yüzden de düşük yüzdeli atışlara gidiyor. Richard Hendricks. Şu anda Renfro savunma ribaundunu alıyor. Hücumda doğru pozisyonların bulunmasına yardımcı oluyor. Böyle olunca da fark tekrar 15 sayıya çıktı. Lions block. Richard Hendricks'ten top oyun alanının dışında. Hiçbir panik yok, bekledi. Tam son ana kadar. Evet. Gerçi topu biraz açarak kaçırmaya da çalıştı Lions. Sağına çekti ama kurtulamadı. Çok iyi zamanlama. Herhalde Lazme Tyus geleneğini Hendricks'te sürdürecek Galatasaray. Balajic'ten 3 sayılık basket geldi. 24-12 skor. Gaziantep basketbolun özeti bu zaten. O üçlük geldiği zaman maçın gidişatını hemen kontrol etmek için adım atmaya çalışıyorlar. Üçlükle anılan çok önemli oyuncular yok artık. Yani başta o sistemden ödün vermeyecekler. Rafis olmak üzere. O da 8. sayısına ulaştı. 27-12. Balajic. Emir ikinci faulü. Hardy'den sonra Emir de 2 faulü yapmış oldu. Can'ın 3 faulü var. Onun dışında 2 faul sınırında başka bir oyuncu yok. Gaziantep basketbolu. Lions topu potu altından oyuna sokuyor. 27-12, 5 dakika kaldı devreye. Victor Rath. Evet, iki eski makabili karşı karşıya. Victor Rath. Atıştan evvel. 7 numara. Onun yüzü dönük. Birebir kaldığında Hendricks'in yapacak fazla bir şey yok. Yok. Ya foul yapacak ya geçmesine izin verecek. Takım foulü doldu Galatasaray Odaya Bank'ın. Gaziantep'in bu çeyrekte şu ana kadar sadece iki faulü var. Lions. Balajic aynı noktadan bir üçlük daha. Bu kez isabetli değil. Hücum ribaundu. Şan Arman. Lions bomboş. Üç sayılık atış. Bu da isabetli değil. Renfro. Karşısında Victor Rath. Renfro orta sahayı çok net ve hızlı bir şekilde geçiyor. Bu da Christmas gibi, Hapsin gibi oyuncular için ideal. Emir Prezic sağa baktı, sola baktı. 3'te 0. Bu evet. Şutu da isabetli değil. Ama Galatasaray Odaya Bank'ın ondan hiçbir şekilde vazgeçmemesi gerekiyor. Yani joker oyuncu şu anda bu sezon için Galatasaray Odaya Bank'ta. Balajic, Renfro, yardım geldi Hendricks'ten ve top kaybı. Richard Hendricks yine blokta olduğu gibi bu kez yardımda da sabırla bekledi. Ve takip smacı Scottie Hobson. Mola geldi arkasından bu süper takip smacının. Gerçekten şu ana kadar en heyecan verici
en güzel görüntülerden biriydi. İşte Emin Prens için 3 sayılık atışı havada yakaladı. Smaç'ı indirdi. Maç öncesi programda da konuşmuştuk. Atletizm yani bunları çok görebiliriz. Hapsının ne kadar patlayıcı ki daha yani 4-5 sene önce Efes'te de o verileri almıştık. Ki çok kaliteli, çok büyük yıldızlarla dolu bir kadroya. O zaman isimsiz bir Amerikalı olarak gelmesine rağmen zaman zaman yaptıklarıyla adından çok söz ettirmişti. Şimdi çok daha tecrübeli, çok daha farklı bir oyuncu olarak lige geri döndü. Süper Lig'e geri döndü ve işte belki de o beklenen heyecan verici hareketlerden ilkini taraftarlarına izletti. Scottie Hobson. Tempo arttı. Hobson'ın atletizmi devreye girdi. Yine de burada artıyı Renfro'ya vermek lazım. Hep boşu bulduracak şekilde ucumda tempo ile beraber Galatasaray Odaya Bank'ın ucumlarını şekillendiren oyuncu. Gaziantep basketbolda ise arayışlar devam ediyor. Orhan Hacıyeva oyunda. Eski bir Galatasaraylı Orhan Hacıyeva, Azeri oyuncusu Gaziantep basketbolun. DJ White, o da İtalya'dan transfer, çok tecrübeli bir isim. Torino'da oynadı geçtiğimiz iki sezon, yine hatta Renfro'dan üç sezon sanıyorum. Renfro tüm sahayı geçen pas. Victor Roth uzandı, yakalayamadı. Gökseri'nin basketi geldi. Yine şu ana kadar iki süper pas izledik. Biri Victor Roth'tan ama Renfro ondan revanşı aldı. Onu dışarıya uçurdu adeta bu pasla. Bir de blok. Blok. Richard Hendricks. Renfro şu anda sahanın Renfro lideri. Işınlandı lideri oraya. Işınlandı. Ne kadar bu kez Scotty ışınlanmadı. Renfro ışınlandı. Ya, maçı değiştiren oyuncu oldu. Renfro oyun kurucu pozisyonunda öyle bir oynuyor ki. 21 sayı fark ilk yarıda. Galatasaray Odaya Bank'tan Gaziantep basketbola. 33-12. Erolcan dışarıda. Orhan Hacıyeva. Şutu isabetli değil. Bu da muazzam bir maçtı. Orhan bir kez daha fake sonrası bu kez basketi buluyor. İkinci şans sayısı Gaziantep basketbolda. Azeri oyuncunun da Türkiye'de macerası Pertemiyal'le başlamıştı. 33-14 yaptı skoru. Göksel'in Köksal. Bir kez daha çembere gidiyor. Basketi buluyor. 11 sayıyı Göksel'inden. Hapsından sonra çift hanelere çıkan ikinci oyuncu. 35-14. Şu anda Galatasaray'ın özgüvenle oynaması, takım halinde hareket etmesi bu farkı yarattı. Ortaya da güzel, heyecan verici, akıcı bir oyun çıktı bu dakikalarda. Başrolde Renfro var. Erolcan Çiko onu faulle durduruyor. Şu anda Galatasaray Odaya Bank farkın da yarattığı, takım halinde hareket etmenin de yarattığı o olumlu sinyalleri Renfro'nun önderliğinde devam ediyor. Burada tabii Galatasaray Odaya Bank için Summers basket atarak mı devreyi bitirecek yoksa atmadan mı? Tek soru o kaldı çünkü Galatasaray Odaya Bank için ilk yarıda işler ne planlandıysa fazlasıyla sahada uygulanır durumda. Üç sayılık atış isabetli değil. Belki de ilk yarıdaki iyi gitmeyen en önemli unsur üç sayı çizgisinin gerisindeki isabet oranı sarı kırmızıların. Yani çok ihtiyaçları olmadı ama çok düşük bir yüzdeyle üç sayı kullandı sarı kırmızılı takım. Hendricks rebound alıyor. Yer kaplıyor boyalı alanda gerçekten. En başta Hobson köşeye. Göksel'in fake'ine cevap aldı. Orhan Hacıyeva durduruyor Göksel'in Köksal'ı. Şimdi Lions'la hızlı çıkıyor. Gaziantep basketbol. Uzak noktaya oynadı. Orhan içeriye devrilmişti. Şimdi Balajic, Orhan Hacıyeva. Üç sayılık atış isabetli değil. Summers aldı savunma ribantını ve frene basın dedi koç Erman Kurtel oyuncularına. Gaziantep basketbolda geçen sene de Jefferson gelmeden önce oyun kurucu pozisyonunda hep sorunlar vardı ve bu takımın basketbolunu etkiliyordu. Bu sene de farklı bir senaryo yok gibi. Ama öte yandan Galatasaray Odaya Bank takım halinde iyi bir ilk yarıyı geride bırakıyor. Hapsının şutu isabetli değil. Son 40 saniyesi ilk yarının. 35-14. 14 sayıda tuttu
Gaziantep'i sarı kırmızılı takım. Balajic içeriye. Victor Rat topu oyunda tutamıyor. Şu anda Galatasaray Odaya Bank ilk molasını kullanıyor ilk yarıdaki. Koç hücumda Renfro'nun altını çizdin ama savunmada da Hendrix'e bir şeyler söylemek lazım sanıyorum. Yani Laz ve Tahir o kadar olmasa da geçen sezon başta blokları olmak üzere savunmanın liderlerinden biriydi. Ama bu sezon o işi herhalde savunma liderliğini Richard Hendrix yapacak. Daha ilk yarıdan, iki çeyrekten bunu söylemek zor olmasa gerek. Evet, boyalı alanda şu anda Hendrix oradaki kalitesini göstermiş durumda. Tabii Galatasaray Odaya Bank'ın Gaziantep basketbola göre en büyük farkı her maçta farklı oyuncuyu devreye sokabilecek şekilde zengin bir kadroya sahip olması. Yine de burada oyun kurucu Renfro'nun, Emir'in ve Mehmet Yağmur'un belirleyici olacağını da hatırlatalım. Galatasaray iyi savunma kurgusunu özellikle geçiş oyunlarıyla hücuma taşıyınca iki periyotta da 18 ve 17 sayı buldu. Gaziantep ise oyun kurucu eksikliğini, baskı altında bunalmanın nedeniyle ilk çeyrekte 5, ikinci çeyrekte de 9 sayı bulmuş durumda. Son 30 saniyesi ikinci periyodun. Kısa bir 5'e döndü şu anda Gaziantep basketbol. Baskı yapmak için 3 takım faul olması bu baskıyı da kullanma avantajını sağlıyor. Göksen'in Hendrix yardım ediyor. Şimdi Renfro. Hendrix hemen çıkardı topu elinden. Summers Renfro'yu buldu. Baskıyı hemen geçti Galatasaray. 10 saniye kaldı. Şimdi hücumun noktalanmasına. Richard Hendrix arkasında. Balajic var. Döndü çembere. Kısa. Rebound mücadelesi. Can Uğur Öğüt'te kaldı top. Yine de doğru birebiri buldu Galatasaray Odaya Bank. Balajic. Şutu isabetli değil ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda Galatasaray Odaya Bank 35. Gaziantep Basketbol 14. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Galatasaray Odaya Bank 35, Gaziantep Basketbol 14. İlk yarının istatistikleri ekranda tabii gözlere ilk takılan 3 sayı yüzdeleri olacak iki takımın da. Galatasaray farklı önde geçerken ilk yarıyı belki de en verimsiz, en kötü performansı 3 sayı çizgisinin gerisinde. 9'da 1 konuk takımsa 16'da 2 iki takım. Kelimenin tam anlamıyla çember dövdü 3 sayı çizgisinin gerisinden. Tabii top kayıplarında da Galatasaray'ın sadece 2 top kaybı olduğunu görüyoruz. Ve ilk yarının sonunda da Galatasaray'ın 21 sayı gibi çok önemli bir avantajı yakaladığını ikinci yarıya başlarken notlarımızın arasından sizlere iletelim. Evet, ikinci yarı için 5'ler sahada, söz İhsan Bayülken'de. En büyük fark 21 sayıydı maçta ve ikinci yarıya da bu 21 sayı farkla başlanıyor. Özellikle Gaziantep basketbol ilk çeyrekte 8 top kaybı yapmıştı. İkinci çeyrekte bu top kayıplarını kontrol etti ama 3 sayı çizgisinin gerisinden 11'de 1 ile oynadı. Sean Armand ve Lawrence toplamda 13'te 2 ile oynayınca Gaziantep basketbolunda hücum performansı İster istemez aşağı indi ve Galatasaray Odaya Bank'ta ikinci çeyreğe damga vuran bir oyuncu. Renfro 4 sayı 5 rebound 4 asistle oynadı. Renfro Göksen'in rahat savunuyor. Geçemedi onu. Renfro süre dolarken 3 sayılık atış isabetli değil. Sean Williams savunma reboundunu aldı. Verim veremeyen oyuncular içinde ise Emir Plas ve Hardin'in de 8'de 1 ile oynadığını söyleyelim ama Galatasaray Odaya Bank'ta Hapsın ve Göksel'in toplam 22 sayı buldular ilk yarı bittiğinde. Victor Rod fake'ine cevap aldı. Kendi kullandı. İsabetli değil. Ortaya düşen topu Hapsın takip ediyor. Bir dakika geride kaldı 3. periyotta.
Ve Summers seed topunu ikinci yarının başında kullandı. Hücum reboundunu karıştıran Hendricks bir hücum şansı daha doğuyor ev sahibi takım için. Summers burada oyunu zorlamayarak aslında takıma da bir mesaj veriyor. Pozisyon geldiği zaman ben atarım bunları. 12 dakika oynadı ilk yarıda. Göksel'in Renfro, Hendricks blok geliyor Hendricks'e. Maçın başında da bir blokla başlamıştı Sean Williams. Şu anda Galatasaray Odoyaban ilk yarıdaki oyun planına sadık kalarak yine oyun kuruculara baskı yaparak oynamayı tercih ediyor. Böyle olunca da Rod bir oyun kurucu gibi oyunu yönlendirme noktasında. Hobson savunuyor Victor Rod. 10 saniye kaldı hücum süresinin de olmasına. Çemberden çok uzakta Victor Rod. Victor Rod. İki kez sekti top çemberde. Bir faul bekledi. Özellikle Hendricks'in geçerken yaptığı müdahaleden şikayet ediyor. Benzer bir pozisyon olmuştu ilk yarıda koç, hatırlayacaksın. Hendricks faulle durdurmuştu onu. Summers içeride, dışarıda Hobson. Ve savunma rivantı Sean Williams'a kaldı. Evet, bugünkü maçta üst sayı çizginin gerisinden olumlu işler oluşmamaya devam ediyor. Ayak çizgi. Victor Rod çizgiye bastı, top kaybı. İki takımda da ilk yarıda çok fazla top kullanmayan oyuncuları devreye sokma çabası var. Gaziantep Basketbol Rod'ı topla buluşturmaya çalışıyor. Galatasaray Odoyabank'ta Summers'tan skor arayışı içinde. Renfro. 2 dakika skorsuz geçildi. 35-14'lük ilk yarı skoru. Göksel'in Hendricks. Hendricks. Sokağa. Anlaşamadılar. Scully Hobson'ın içeriye devrileceğini düşündü. İşte Hobson buna terse dönünce top kaybı oldu. Zaman içinde halledecek işlerden bir tanesi. O onun o pası vereceğini bilecek. O da almak için çoğu çabayı gösterecek. Foul Alex Renfro. İlk faulü. Tabii üç sayı yüzdelerinin bu kadar düşük olmasının tek açıklaması sezon başı olamaz herhalde. Yok. Daha sağ içi yerleşimlerinde o ritimle beraber düzgün pozisyonlar daha çok fazla gelmedi iki tarafa da. Ya da herkes Sinan Erdem'in çemberlerini mi unutmuş? Bak Lions hatırladı. Ama bir organizasyonla doğru bir basket geldi Lions'tan. Sean Arman. Renfro'ya faul yapan oyuncu. Şu anda en çok oyunda kalan oyuncu da Renfro Galatasaray Odoyabank'ta. Mehmet Yağmur'un sakatlığı. Öte yandan Emir'den de o verimin gelmemesi Renfro'yu şu anda oyunda tutuyor. İkinci yarının üçüncü çeyreğinin ilk sayıları Lions'tan geldi. Smaç kaçıyor. Yine çabuk eller. Scully Hobson dışarıya. Göksel'in Köksal, o da kaçırdı. Lions alıyor savunma ivantını. Mark Lions. Oyun hareket kazandı yine. Ama inanılmaz bir smaç daha geliyordu az önce. Scully Hobson'dan ilk yarıda süper bir takip smacıyla seyircileri ayaklandırmıştı, hatırlayacaksınız. Göksel'in Lions faulü yaptı. 1, 2, 3. de gösterdi faali. Gaziantep Basketbol ikinci yarıda Lions ve Sean Armut'tan oyunu kurma sorumluluğunu alıp Rod'a verdi. O iki oyuncuyu da bitirici noktada kullanma gayreti içinde. Galatasaray Odoyabank'ta ise uzunlardan bir sayı opsiyonu gelir mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Çok Hobson'a kaldı oyun. Evet, Scully Hobson Lions'ı karşısına aldı. Scully Hobson! Geri vites yapmadı. Bir Göksel'in attığı sayı fazla oluyor. Bir Hobson'ın. Bu sefer Hobson 12 sayıya ulaştı. 37-17 ikinci yarıda. Galatasaray'da ilk sayılar Scully Hobson'dan Sean Williams. Bir hatalı yürüme itirazı var. Sonrasında karar faul. Richard Hendricks faul yapan oyuncu. İkinci faul. Orada elini aşağıya indirmiş olmasa bu faul yüzünde beraberinde getirdi. Gaziantep Basketbol'da
İlk yarıda da Gaziantep basketbol ikilik atıştan çok üçlük kullanmıştı. Şu anda Balaz için oyuna girmesi yine bu istatistiği yukarı çekecektir. Victor Roth çizgide ilk serbest atışı isabetli. 37-18. 4 dakika geride kaldı 3. periyotta. İkinci atışı da isabetli Victor Roth. Biraz önce Lines'a üçlüğün asistini yapmıştı. Şimdi de Fortis'ten 2 sayı buldu. Summers güzel bir pas organizasyonuyla baskıyı geçti. Galatasaray Odeaban, Hobson, Victor Roth karşısında. Son 8 saniye hücum süresi için Hobson vazgeçti, Summers'ı tercih etti. Onun şutu isabetli değil. Göksel'in ribaundu kovalarken yerde kalıyor. Kalk dedi Mehmet Keser Atay. Oyun devam etti. Balazic bomboş kaldı. Şutu isabetli değil. Hücum ribaundu DJ White'dan. Summers foul. Roth da oyunu fena kurmuyor. Şu anda her seferinde boş oyuncuyu orta saha geçtiğinde buluyor. Sete sette buluyor. İlk yarıdaki o Türk sahayı geçen pasını hatırlasana. Bu arada ucumda sayı bulmakta zorluk çekince Galatasaray Odaya Bank Hardy'yi oyuna aldı. O da ilk yarının suskun isimlerinden. 3'te 0'la oynamıştı. Bakalım o skorer kimliğini her zaman olduğu gibi devreye sokacak mı? Geçtiğimiz sezon Gaziantep'li basketbol severler Devon Jefferson'dan çok mutluydu. Bu sezonun belki de en önemli transferi Victor Roth Gaziantep için. Ama tek başına da çok şey yapamaz. Mutlaka. Ama geçen yılki kadroyu da hatırlasana koç. Diyorsun alışık diyorsun ha. Richard Hendricks. Oo, müthiş pas. Hardy'nin katını gördü. Çok iyi indirdi topu ona ve Lions foul yaptı. Nasıl savunmayı okuyor. Çok takım arkadaşlarının pozisyonuna girmesini bekliyor. Yalnız Galatasaray Odaya Bank'ın şu ana kadar yaptığı işlerin başında da top uzuna gittiği zaman iç katları yapacak şekilde topsuz oyuna eklemeleri var. Mola geldi. Galatasaray Odaya Bank 37, Gaziantep Basketbol 19. 5 dakikalık bölüm geride kaldı 3. periyotta. Şu anda Galatasaray Odaya Bank tempo düştüğü zaman uzunlara içeride top vererek ve ucum organizasyonun devamını sağlamaya çalışıyor. Hendricks de bunun için ideal bir oyuncu. Şimdi açık sahayı bulamayınca Galatasaray Odaya Bank özellikle Rad'ın önderliğinde Gaziantep Basketbol topu daha fazla organize ederek kullanmaya başlayınca açık sahayı bulmakta zorluk çekiyor şu anda Galatasaray Odaya Bank. Bakalım Renfrew'nin bu temponun artmadığı anlarda destekçisi kim olacak Galatasaray'da? Öte yandan Sean Armand Lines'ın oyunun gerisinde kalması devam ediyor. Dwight Hardy çizgide ilk serbest atışı isabetli. İlk sayısı Dwight Hardy'nin. Yararında ilk yarıda 4 rebound yaparak oynadığını hatırlatalım. Uzun rotasyonunda Galatasaray Odaya Bank'ta. Fark tekrar 20 sayı oldu. 39-19. İşte bu da Galatasaray Odaya Bank'ın dediğim gibi özelliği. Her an farklı bir oyuncuyu skorda ön plana taşıması. Sean Armand. Blok geldi Hendricks'ten, Richard Hendricks. Erman Kutel, Özge Şentürk'e itiraz etti ama o çok kararlıydı. Az önceki blok. Hendricks'in çok iyi bir zamanlama. DJ White. 39-22 yaptı skoru. 5. sayısı DJ White'ın. Hobson topu kapıyor Victor Roth. Victor Roth basket geçerli bir defa. Hobson faulü yapıyor. Önce topunu kaptı Victor Roth Hobson'ın. Sonra onu kontrol etti. Temansı buldu.
Basketi yaptı bu defa kullanacak. Evet, bir 3 sayılık basketin arkasından bir 2 artı 1 yapma şansı Gaziantep'in. Gaziantep basketbolda takımın lider oyuncusu değişti. Rat o role soyundu. Takım daha derli toplu oynamaya başladı. Erman Kunter de takımdaki organizasyondan memnun olmayacak ki Emir Prezliç'i hemen oyuna dahil etti. Hapsını çıkardı. 39-25. Victor Rat'la bir anda 20'ye çıkan farkı 14'e indirdi. Konuk takım Richard Hendricks ile Balazic arasındaki mücadele. Dirseği yüzüne isabet etti sanıyorum. İşte burada diagonal pas Victor Rat'tan üçlük. DJ White'tan arkasından 1-2 artı 1. Koç Victor Rat tek başına şu ana kadar takımı taşıyor. Farkın açılmasını en azından engelleyen isim oldu konuk takımda. Galatasaray'da Erman'ın faul hakkında dolduğunu hatırlatalım. Şahan Arman adeta havada yürüdü. Süper bir turnike. Birleşik Amerikalı oyuncudan. İşte fark 12 indi. 39-27. Basketbol hücumla coşan bir takım. İşte hücumdaki o sayılar gelince daha güvenli oynayarak şu anda farkı 12 sayıya indirdiler. Sezon başında bu tip inişler çıkışlar her takımın başına gelebilecek durum. Bakalım Galatasaray Odaya Bank çözümü nasıl üretecek? Gaziantep basketbolsa aradaki farkı yavaş yavaş kapatmayı başarabilecek mi? 20'ye çıkan fark 8-0'lık seriyle 12'ye indi. Dwight Hardish. Sean Armand 3. faulü. Bu kritik, tam oyuna etki etmeye başlamıştı. Hoca çıkarma beni gibilerinden kenara işaret etti. Koç Dedas da onu oyunda tutuyor 3 faulle. Şimdi Galatasaray Odaya Bank'ta çift tanelerde skor üreten iki oyuncu var. Hapsın ve Göksel'in. İkisi de kenarda. Bu anda kim o sayıyı bulacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Dwight Hardy içeriye pası. Basketbol. Rocking Christmas. Basket geçerli bir defa. Hardy de 3. çeyrekte kıpırdandı. Galatasaray Odaya Bank'ta az önce Richard Hendricks'te hücum faaliyle birlikte Galatasaray'da üçleyen ilk isim olmuştu. Şimdi Christmas bir de serbest atış kullanacak. Rocking Christmas da şu ana kadar aldığı dakikaların hakkını veren isimlerden biri, yeni transferlerden sarı kırmızılı takımda. Tabii kısaların bu kadar aktif oynadığı bir yerde Christmas gibi bitirmesi kuvvetli bir oyuncu. Gidip gelen. Evet, her zaman için avantaj sağlar. Lions'tan Victor Roth dışarıya. White bir üçlük daha denedi. Bu kez isabetli değil. Balazic hücum ribaundu yapıyor. White bir kez daha. Bu kez isabetli. Bu çeyrekte ikinci üçlüğü. Şu anda Gaziantep basketbol kendi tarzıyla oynamaya başladı. 3 sayıcı sinyalisinde skor bularak. Fark tekrar 12'ye indi. 3 dakika var 3. periyodun sonuna. 42-30 skor. Renfro. Dışarıda Summers. Balazic savunuyor. Summers. Emir saate baktı. 4 saniye, 3 saniye. Emir blok geliyor Victor Roth. Victor Roth bir bunu yapmamıştı. Bir de top blokladı. Bir üçlük daha geldi ve fark tek hanelere inince Erman Kunter bolayı aldı. 42-33. 20 sayıydı fark. Bir anda eriyi verdi. Fark 9'a tek hanelere iniyor. Uzun süre sonra ilk çeyrekten bu yana. Evet, Lions ve White'den gelen peş peşe üçlük isabetleri bir anda Gaziantep basketbolun ilk yarıda 14 sayıda kalmıştı. Bu çeyrekte 19 sayı bulmasına neden oldu. Galatasaray Odaya Bank ise o 21 sayıyı yakalamanın verdiği o skoru koruyalım tarzında tempoyu aşağıya çekme hamlesi şu an için Galatasaray Odaya Bank'ında maçın kontrolünü Gaziantep'e bırakmak zorunda kaldı. Ve şu anda Galatasaray Odaya Bank'ın tekrar maç başındaki gibi tempoyu yukarı çeken o oyununa ihtiyacı var. Renfro'nun de aldığı dakikalardan dolayı yıpranması şu dakikada ön planda. Bakalım nasıl çözüm üretecek Galatasaray Odaya Bank mola dönüşünde.
iki koç. Oyunun bu bölümünde heyecan arttı. Gaziantep geri döndü. Bakalım Erman Kuter'in ekibi buna nasıl cevap verecek? Şu anda Hardy, Renfro, Emir, Summers ve Christmas'la sahada sarı kırmızılı takım. Little Rod, Sean Arman, Lions, Balazic, DJ White'la oynuyor Gaziantep. Balazic'in de görünmeyen işleri yaptığını, önemli katkılar yaptığını sağdaki söyleyeyim. Sağdaki basketbolu destekliyor. Onun dışarıda oynaması. Tamamlayıcı değil mi bu? Evet. Beş? Yani düzeni sağlıyor. Tecrübesiyle. Tabii DJ White'ın da önemli 2-3 sayı isabeti var bu. Farkın erimesinde başrolü oynayan isimlerden biriydi. İçeride Christmas topu aldığında faul. İki atış gelecek. Victor Roth ikinci faulü. Bunların hepsi sezonun geri kalanına hep bir ayna. İşte buralarda ne şekilde organizasyon olmadığı şekilde takımları ne şekilde organize olacağını görmek gerekiyor. Emir ve Renfro'nun buralarda daha fazla sorumluluk alması lazım. Özellikle topun ne şekilde kullanılacağı açısından. Gaziantep basketbolsa yapacağı şey belli. Rad'ın etrafına takımı kurmak. Hiç uğraşmalarına bile gerek yok. Fark tekrar çifthanelerde 44-33. Rakim Christmas. 9. sayısı onun da. Ege de oyunda biraz önce Summers'ın yerine. Sean Arman. Şutu isabetli değil. Emir Prezic aldı savunma ribaundunu Galatasaray'da. Tekrar farkı açma şansına sahip Galatasaray. Odaya bank. Renfro. Ege Arar içeriye devrildi. Renfro'dan Christmas'a. O kaçırdı. Ege tamamladı. Ege Arar bir defa var. Oyuna girdi. Takip etti pozisyonu. Hücum ribaundu sonrası. Pozisyonu tamamladı. Bir defa kullanacak. Renfro ile bu basketten sonra dinlendirme şansına sahip oldu. Ege'nin Summers'tan farkı, Summers potadan uzak oynuyor. Ege ise daha fazla hücum ribaundu opsiyonlarını kovalayan bir oyuncu olduğu için bu basket gelmiş oldu. Evet, top elinden fırladı sanıyorum. Hiçbir şeye değmedi serbest atış. 46-33, 2 dakika 3. periyodun sonuna, son 2 dakikası 3. periyodun. Victor Rat'ta top. Moladan Galatasaray Odaya Bank 4-0'la geri dönmüş oldu. Mark Lyons içeride, White topu dışarıya çıkardı. Can Uğur Üç 3. çeyrekte üçlükler açıldı. Özellikle konuk takım farkı üçlüklerle eritti. Fark ona iniyor. İki tane isabeti vardı Gaziantep basketbolunun ilk yarıda. Bu çeyrekte 5 oldu. Galatasaray'ın hala bir 3 sayılık isabeti var. 3. çeyreğin bitmesine 1 dakika 9 saniye var. Ama Galatasaray Odaya Bank çok fazla 3 sayıcısının gerisinde o atışı yapmaya organize olmuyor yapı olarak. Mümkün olduğunca pas trafiğiyle beraber potaya yönlenmeye çalışıyor. Can'ın da 4. faulü. Hardy de faul çizgisinde. Az önce 3 sayılık isabeti bulmuştu Can Uğur Öğüt. Çok fazla sahada kalamadı. Dwight Hardy de faul çizgisinden skor üretti şu ana kadar sadece. Erol Can oyuna dahil oldu. White'in yerine. Saldı Gaziantep. Şimdi dış şut ritmi gelince o üçlüklerin bulunması farkı da kapattırıyor Gaziantep basketbola. Victor Roth. Victor Roth top elinden fırladı. Bir itirazı var acaba. Top
topa yönelirken temasın olduğunu söylüyor. Elle bir temas var karşılıklı olarak. 48-36 son bir dakikası 3. periyodu. Emir ısrarla top istedi. Lions savunuyor. Emir döndü. Rocking Christmas. Çok atlet bir oyuncu. Hardy'den sonra Emir de onu doğru yerde topla buluşturduğunca Christmas'da 11 sayıya ulaşmış oldu. Christmas ve Hardy bu periyotta Galatasaray'da skoru sürüklüyorlar. Lions ısrarla top istedi. 10 saniye var hücum süresinin dolmasına. Victor Roth üst sayılık atış isabetli değil Dwight Hardy. Göksel'in Köksal. Mola sonrası oynayacak. Galatasaray gerçekten bir üst seviyeye çıkardı savunma direncini ve fark tekrar 14'e kadar çıktı son 8 saniye 3. periyotta. Emir içeriye indiriyor. Rocking Christmas. Rampere'nin yaptıklarını şu anda Emir yapınca fark tekrar 15 sayının üstüne çıkmış oldu. 52-36 önde giriyor Galatasaray Odeya Bank son çeyreğe. Sinan Erdem'de son çeyrek başlıyor. Galatasaray Odeya Bank 9'a inen farkı 3. çeyreğin son 2 dakikasındaki hatayla ki Erman Kuter'in molasının sonrasında geldi bu hata. Farkı tekrar 16 sayıya çıkarmıştı. Şu anda Gaziantep basketbol 28 tane şut deneyip 7 isabet buldu. İkilik olarak 17 tane deneyip 6 tane buldu. Yani tamamen 3 sayısının gerisinden oynamaya çalışan Gaziantep basketbol. Sayıları bulduğu zaman problem yok. Aradaki fark kapanıyor ama oyun düzene, devamlılığa geldiği zaman Galatasaray hep farkı bir seviyede tutuyordu. Bu üçlükle beraber 8. isabetini buldu Gaziantep basketbol. Şahan Armand'ın üçlüğü 52-39. 3. çeyreğe Renfro katkı yapamamıştı ama Emir'in katkısıyla beraber Galatasaray Odeya Bank oyunu tekrar toparladı. Emir Göksel'in şutu isabeti değil. Emir hücum reboundu yaptı. Hardy de kaçırıyor. Elden ele dolaşan top DJ White'ta kaldı. Emir ve bir sportmenlik dışı faul kararı da Emir Prez için müdahalesi için. Sportmenlik dışı Emir Prez için müdahalesi. Şimdi tabii üçlükleri bu kadar çok kullanan bir takım için 10 sayılık farklar çok önemli değil. Ve bunu zorlamaya devam ediyor. 30 denemede 8 isabet. Gaziantep basketbol. Galatasaray Odeya Bankı'nda bugün tek istatistikteki sıkıntısı 3 sayısının gerisinden 14'te 1 ile oynuyor olması şu ana kadar. O dış atıcıyı bulamadılar. Tek isabet Hapsın'dan şu ana kadar 3 sayı çizgisinin gerisinden sarı kırmızılı takımdan. 5-0'lık bir seriyle başladı Gaziantep basketbol son çeyreğe. Ve top Gaziantep'te. Sportmenlik dışı faul sonrası. Can Uğur Öğüt 4 faulle oynayan tek oyuncu şu anda. Şan Arman. Karşısında Ege kaldı. Dışarıda DJ White. O da 3. çeyrekte 2-3'lük isabeti bulmuştu. Rebound mücadelesinde faul. Yure Balaşiş. 3. faul. Gaziantep basketbolu. 1. takım faul. Şan Arman da biraz önce ilk 3'lük isabetini buldu. O 7'de 1 ile oynuyor şu ana kadar. Dwight Hardy, Erolcan Çinko eski takım arkadaşı yine karşı karşıya geldiler. İki eski Trabzonlu. Emir Prezic. Can'ın 4 faulü vardı. Yine Galatasaray Odeya Bank. Savunmaya göre, eşleşmeye göre en doğru pozisyondan bir basket daha çıkarmayı bildi. Yani hem 4 faulü var hem de bir 30 santimlik bir boy farkı da var. Fizik cüsse farkı da var. Yani Can Uğur Öğüt'ün onu durdurması çok zor. Göksel'in de ikinci faulünü yaptı biraz önce. Erolcan Çinko. Erolcan. Balajic. Çember altına alıyor. Christmas girdi. White fake'ine cevap alıyor. Basketi yapıyor. Rakim Christmas bloklamak için hamle yapmıştı ama tecrübeli. Pivot DJ White.
maçta basketi buldu. Psikolojik sınırda gidip gelmeye devam ediyor. 10 sayı etrafında şu anda. Göksen'in yardım gelmeyince canım bu birebirlerde. Bir de 4 faulünü az önce senin de söylediğin gibi koç işin içine katarsak. İyi kullanıyor ama Galatasaray Odaya Bank ne zaman nereye hücum etmesi gerektiğini şu anda çözmüş durumda. 56-43. Arman. Dwight Hardy'nin müdahalesi ama Ege'den topu kapan yine Arman. Erol Can Çinko'nun üçlüğü geliyor. Fark ona iniyor. 56-46. İki tane böyle üçlük buldu Gaziantep. Bir tane de kenarda bacağı vurup çıkmıştı. 4 saniye kala gelmişti. Fesbre'ye çıkarken yapılan top kaybı. Koç Erman Kuteri de kızdırdı az önceki pozisyon. 7 dakika kaldı maçın sonuna. Sean Williams dışında bütün Gaziantep'li oyuncular üçlük atabiliyor. Rakim Christmas hücum reboundunu Ege alıyor faul. Ege reboundlarda çok belirgin bir üstünlüğe sahip. 51 numara. Yani sıçramadığı anlarda bile aynı Hendricks gibi topu bir tane boşa temasla almayı başarıyor. Batur abinin kulakları için nasıl parmak hassasiyeti. Ege bunları iyi yapıyor. Saygılarımı sunalım Batur abiye de. Rakim Christmas Emir'e. Emir Prezic. Evet. İlk yarıda oyuna eski yapamamıştı ama ikinci yarıda Emir Prezic sürücü koltuğunda direksiyona geçti. Sarı kırmızılı takımın hücumlarını son bölümde şekillendiriyor. Sean Armand blok. Rocking Christmas. Maçın en güzel hareketlerinden biri de gelmiş oldu böylelikle. Bu arada Can kenara geliyor. Sean Arman çembere gitti ama Arman için Christmas erken geldi. Hendricks'in 3 faul olması bu buralarda Christmas'ın caydırıcılığını da daha fazla ihtiyaç haline getiriyor. Şu anda baskı dozajı artmış durumda. 2 saniye. Erol Can baskı sonrası bir top kaybı daha. Bu kez Dedas çıldırdı diğer tarafta. Bu top kaybı sonrası. Ya, Rod kenara gelince işler daha çok bozuldu. Zorlanıyorlar. 58-46, 12 sayılık üstünlüğü var Galatasaray Odea Bank'ın. Az sonra son 6 dakikasına gireceğiz oyunun. Ege Arar. Canla Emir oyunun hakimi. Aynı Renfrew'nun ilk yarıda yaptığı gibi. Rakim Christmas zorladı. Faul. Gaziantep basketbol için şunu da söyleyelim. İkinci yarıda belki skoru buluyorlar ama ilk yarıda 14 sayı bulup ikinci yarı kovalayarak maçın içine girmek de çok kolay bir şey değil. O sıkıntıyı da yaşıyorlar şu anda. Evet, Rakim Christmas. Indiana Pacers'ın NBDL Gelişim Ligi takımı Fort Wayne'de geçtiğimiz sezon oynadı. Sanıyorum NBDL'in de artık bu sezonda itibaren ismi NBA G League olacak. Anlaştığı firmanın baş harfini oraya koyarak bir sponsorluk anlaşması yaptı. NBA yönetimi isim değişiyor NBDL'in. Jure Balazic uzaklardan 3 sayılık atış isabetli değil Emir. Bir de savunma reboundu alıyor. 60-46. Galatasaray Emir'le oyunu kontrol etti. Tek hanelere inen farkı tekrar açtı ve şimdi Victor Roth Emir Prezic karşı karşıya. Emir Prezic çembere giriyor. Emir Prezic asist, skor, rebound her şeyi yaptı son çeyrekte. Molayı alıyor Stefanos Dedas. Hararetlense de kafanı ferah tut. Yeni Head & Shoulders ferahlatıcı çay ağacı. %100'e kadar kepeksiz, %100 ferah. Dünyanın bir numarası.
Amsterdam'de geriye 5 dakika 31 saniyelik bir süre kaldı. Tek hanelere inen farkı yine 62-46 ile 16'ya kadar çıkarıyor sarı kırmızılı takım ama aslan payını Emir Prezic'e vermek lazım bu yarıda, sürede. Evet, ilk yarıda Renfro'ya ne dediysek ikinci yarıda da Emir'e bunu dememiz gerekiyor. Orada ilk yarıda Hobson ve Göksel'in skoru sürüklediğini görmüştük. İkinci yarıda roller değişti ve şu anda Emir'e eşlik eden oyuncu Christmas oldu ki 15 sayıyla en skorer oyuncu. Öte yandan Gaziantep basketbolda dış oyuncuların verim vermediği anlarda Rad'ın oyunu kontrol etmeye ve dengelemeye çalışma hamleleri şu anda çok fazla işe yaramayacak. Fark tekrar 16 sayıya çıktı. Göksel'in Lions mücadelesine karar. Göksel'in için faul. Yani Emir'le Renfro bu şekilde oynarsa Galatasaray Odaya Bank için her şey çok daha başarılı ve keyifli olur. Bu arada hatırlayacaksın koç, maç önünde Ege için hani çok kalabalık bir uzun rotasyonu var. Şu anda kadroya yabancı kontenjanının sebebiyle giremeyen TJ Klein örneğin yine önemli bir uzun, önemli bir kolej oyuncusuydu. Ama ne yaparsa bu takımda var olacağını çok iyi bilerek şu ana kadar aldığı bir sürede bakma, çok önemli katkılar sağlayarak gösterdi Ege. İyi oynuyor. Yani hiçbir şekilde bir genç oyuncunun hani o kendine bir özgüven eksikliği öyle bir durumu yok. Gayet net bir şekilde takımı bir parçası gibi. Dwight Hardy, Emir Prezic, Rakim Christmas, onun topunu havada tamamlayan süre dolarken Dwight Hardy. 6. sayısı Galatasaray. İlk sağ içi isabeti bu arada. 4 sayısı çizgiden gelmişti. Fark 18'e tırmandı tekrar. Renfro değişiklik sandalyesinde az sonra oyuna girecek. Son 4,5 dakika. Sean Armand, Victor Roth bomboş kaldı. 3 sayılık basket geliyor Victor Roth. O da 11 sayıya ulaştı. 9 sayı inmişti fark. Sonra tekrar çift hanelere çıktı ve son 4 dakikaya Galatasaray Odaya Bank çift hanelerdeki farkı taşırken 3 sayı çizgisinin gerisinden istikrarı da yakalayamayarak yaptığını hatırlatalım bunu. Ve geldi o iş. Yine biraz zor oldu ama. Çemberin üzerinde 2 kez sekti top. Senin de 16. sayısını buldu. Sahanın en skor oyuncusu durumuna geldi. Victor Roth. Victor Roth Lions'ı kaçırdı. Lions. Müthiş döndü. 67-51. Son 3,5 dakika artık. Hardy. Mark Lyons faul bekliyor Hardy. Oyun devam etti. Ege yetişti ama camdan sonra. Basket Lions'tan. Lions'tan ard arda 2 basket. Faul itirazları var. Başta koç Erman Kurtar olmak üzere. 3,5 dakika maçın sonuna. 67-53. Richard Hendricks oyunda. Tabii sezon başı olduğu için burada hep problemler oluyor. Bir pozisyon bir anda maçın farklı bir senaryoya dahil olmasına neden olabiliyor. Ve basketbol. Tecrübe oyuna girdi. Maçın belki de koptuğu an olabilir. Basketi buldu Hendricks. Bir defa kullanacak. Hobson tekrar oyuna dönüyor. Emir takım arkadaşlarının alkışlarıyla kenara geliyor. Evet, o bir de skora katkı yaparsa Emir dış atış olarak daha yönlü oynamayı başaracak. Bu arada Renfro de biraz önce asisti yapan oyuncuydu. Renfro, Hendricks oyuna girdiler. Basket faul. İlk hücumda fark 16 sayı, 3 dakika 20 saniye var. İlk yarıdaki 21 sayılık fark Galatasaray Odaya Bank'ın ikinci yarıda hata yapacağı anlarda hep kredi oldu. Evet, kredisi oldu. Lions yine güzel döndü. Bu kez Victor Roth Göksel'inden kurtuldu. İçeride Lions'ı kovaladı ama top kaybı. Göksel'in Köksal. Hobson koştu diğer kulvarı ama Renfro'ya döndü. Gaziantep basketbolda savunmaya yerleşti. Ege Arar. Şimdi sırtı dönük. Dışarıda Renfro. Üç sayılık atış uzaklardan. Alex Renfro. Galatasaray'ın üçlükleri de maçın sonuna sıkışmış.
Az önce Göksel'in, şimdi Alex Renfro. Galatasaray Odaya Bank'ın bugünkü maçta tek sorun yaşadığı an 3. çeyreğin başında o tempoyu, skoru koruma gayreti içinde oldukları andı. Onun dışında maç hep Galatasaray Odaya Bank topu kapıyor. Bir top kaybı daha Gaziantep Basketbol'dan. Fark 19 sayısı 12.5 dakika. Yalnız Gaziantep basketbolu da tempolu ve doğru basketbol oynadığı an her türlü maçta can yakabilir. Potansiyelli bir takım. Yeter ki oyun kurucularını doğru organize etsinler. Victor Rudd faulü yaptı Hendricks'e. Doğrusu Richard Hendricks'i de böyle yere düşürmek çok kolay bir iş değil. Çok güzel basket atmış Mainz. Galatasaray Odaya Bank içinse Renfro, Emir Prezic oynadığı zaman her şey çok daha iyi oluyor. Hem skor paylaşımı hem de takım halinde oynanan hücum savunmanın birleşmesi. İlk serbest atışını kaçırdı. Az önce de basket faul sonrası serbest atışı kaçırmıştı. Arda'da 3 faul kaçırdı Hendricks ama Ege arar, bir hücum reboundu daha yapıyor. Son 2 dakikaya giriyoruz. Renfro, Can Uğur Öğüt karşısında 4 faali var. Az önce 3 sayılık basketi bulmuştu. Renfro, Ege süre dolarken basketi yapıyor. Asist yine Alex Renfro'dan. Fark yine 20 sayının üzerine tırmanıyor. Son 2 dakikaya girerken DJ White. Ege'nin yaptığı en güzel iş topa gidiyor. Yani hücum ribaundunda sadece başının üstüne giriyor. Her tarafa yetişecek şekilde topu kovalıyor. Skor atacağı zaman da savunmasına göre yine potaya yakın pozisyonlarda yer almayı başarıyor. Göksel'in kenarda Galatasaray taraftarı alkışlıyor. Maçın en skorer ismi şu anda 16 sayıyla 1 dakika 50 saniye kala. DJ White 2 artı 1'i tamamladı. Fark 18'e indi. Ve genç oyuncu Serkan Aydın oyunda. Son 2 dakika içerisinde Galatasaray'da Serkan Aydın 17 yaşında. Evet, Galatasaray için bugün hem doğru basketbol oynadığı dakika sayısı fazlaydı hem de rotasyonda oyuncuları devreye sokmaya başardı. Senin de dediğin gibi üçlükler buraya geldi. Aslında maç bittikten sonra geldi Galatasaray'ın üçlükleri, işin doğrusu. Lions çok güzel bir pas. White, Ege arar, savunmada topu blokladı. Scottie Hobson! Göksel'ini geçti. Evet. Bir anda 5 sayı Scottie Hobson'dan 17 sayıya fırladı. Rakip Christmas'ta belki Göksel'in ve Hobson kadar topla temas etmese de 15 sayılık çok önemli bir katkı yaptı. Yeni transferlerden bir diğeri daha. 79-58 son 50 saniyesi maçı. Evet, Tahincioğlu basketbol ligine iyi bir açılış yapıyor Galatasaray Odaya Bank. Evet, genç Serkan Aydın çemberi hareketlendiğinde Galatasaray taraftarı da heyecanlandı ondan. 17 yaşındaki oyuncudan bir basket bekledi ama sonuç alamadı. Ege savunma ribaundunu aldı. Hala bir top var. Şut saatiyle maç saati arasında 4 saniyelik fark var. Scottie Hobson! 20 oldu Scottie Hobson! Erman Kuter maçın bitmesini beklemeden Gaziantep basketbol bench'ine gidip herkesi tebrik evet. etti. Galatasaray Odaya Bank Sinan Erdem'de kazanarak başlıyor. Gaziantep basketbolu mağlup ediyor. Evet, ikinci yarının başında Gaziantep basketbol bir hamle yapmak istedi ama Galatasaray Odaya Bank'ın maç stratejilerinin ilk yarı itibariyle oyuna yansıması, iç dış dengesinde ilk yarıda üçlükler gelmese de maç sonunda da bulunan üçlüklerle beraber 24 sayılık fark Galatasaray Odaya Bank'ın
açılış maçında Sinan Erdem de taraftarıyla beraber sezona iyi bir başlangıç yapmasını sağladı. Pınar'ın yanında koç Erman Kunter var. Teşekkürler Murat Kosova. Koç, tebrik ediyoruz galibiyetle başladığınız sezona. Çok iyi baskı yaparak oynadığınız bir maç oldu. Daha tam hazır değiliz demiştiniz hafta içinde konuştuğumuz zaman. Hem bir de son antrenmanda Mehmet Yavur'un parmağı kırıldı. Onu da tabii oynatamadık. O da 2-3 hafta en azından oynamayacak. Çok önemli bir sakatlığı yok ama özellikle birinci devre tabii çok iyi müdafaa yapınca, böyle savunma yapınca bütün rakibin direncini kırıyorsunuz. İkincilere biraz hücumda ritmimizi kaybettik. Daha sonra Emir'len birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da sayıya çevirdik. Tabii galibiyetle başlamak iyi. Hele hele bizim gibi takımlar için, böyle yeni kurulmuş takımlar için galibiyetten iyi ilaç yok. Koç, bugünden ne ders çıkarmak gerekecek peki? Üçüncü çeyrekte 9 sayıya inen fark ve 3 sayı çizgisinin gerisinden düşük bir yüzde vardı. Tabii her zaman ders çıkarılıyor. En güzel şey kazandıktan sonra ders çıkarabilmek. Kaybettiğiniz zaman çıkarması daha kolay oluyor. Şimdi tabii bu ilk maçın bir stresi. Ben bu savunmadan memnunum. Biz yine kaçıralım o şutları ama bir bu savunmayı yaparsak eğer çok iyi yol alırız. Tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sezonu hayırlı olsun tekrar. Murat Kosova tekrar sizdeyiz. Evet, Galatasaray Odeabank Gaziantep basketbol engelini 82-58 ile geçerek sezona galibiyetle başlıyor Sinan Erdem'de. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Pınar'ın başka bir röportajı var mı diye baktım. Kısa bir aranın ardından değerlendirme programıyla Sinan Erdem'de İhsan Bayülken ve Pınar İlik Üçer'le tekrar karşınızda olacağız az sonra. Sinan Erdem'den tekrar iyi akşamlar. Sevgili basketbol severler, Galatasaray Odeabank 82, Gaziantep Basketbol 58. İstatistikler ekranda ve hemen maçın genel bir analizi için rakamlar ışığında sözü İhsan Bayülken'e verelim. İlk yarıda Galatasaray Odeabank'ın özellikle savunmada 14 sayı yiyecek şekilde savunma kurgusunu yapması ve bunları yaparken sadece 2 top kaybıyla oynaması, uzun süre sonra maçın son çeyreğine geldiğinde 14'te 1 ile oynayan o 3 sayılık atış çizgisinde Galatasaray Odeabank son çeyrekte 5'te 4 üçlük isabeti de bulunca fark ve skor açıldı. 24 sayılık fark Galatasaray Odeabank lehine. Renfro'nun 8 asisti ama ikinci yarıda da Emir Perez için takımı tamamlayan o düzenleri sağladığını gördük. Egerar'la Hendricks reboundları domine ederken Göksel'in ve Hobbs'ın da skoru sürükleyen oyuncular oldu. Gaziantep basketbolda ise takım liderinin bulunmamış olması, özellikle oyun kurucu pozisyonunda o eksiğin olması maç içinde çok inişli çıkışlı bir grafik çizmelerine neden oldu. Zaten 24 tane ikili kullanırken 36 tane üçlük kullanan bir Gaziantep basketbol. Orada gözükense Rad'ın önderliğinde düzenlemelerin zaman içinde onları tehlikeli bir takım haline yapabilecek potansiyeli sağlayacak olmaları. Galatasaray Odeabank ilk yarıdaki o 21 sayılık farkla bu maçı kazandı diyebiliriz. Evet, maç öncesi Göksel'inle konuşmuştu Pınar. Bakalım Göksel'in Köksal, maçın en skorer isimlerinden biri. Maç sonunda Pınar Elif Üçer'in mikrofonuna neler söylemiş? Göksel'in Köksal'la birlikteyiz. Göksel'i tebrik ediyoruz. Galibiyetle açılışı yaptınız. Hem de farklı bir galibiyet oldu. Nasıl değerlendirmek gerekli bugünkü oyunu? Maçtan önce de söylemiştim bizim daha iyi takım olduğumuzu. Hazırlık maçları bir gösterge değil. Tabii biz hazırlık maçını Antep'e farklı kaybettiğimiz için Antep daha yumuşak çıktı maça. Biz çok sert çıktık maça. Dediğim gibi biz savunma yaptığımız takdirde yabancılarımız dinamik bir takımız. Bir sürü takımı, çoğu Euroleague takımına yenebilecek kuvvetteyiz ama en önemlisi maça iyi başlayıp savunma yapmamız. Ve içerisinde gördünüz 82-58 gibi farklı bir skorla Antep'i kendi evimize mağlup ettik. Lige iyi başlamak çok önemliydi, bunu da gerçekleştirdik. Zorlu bir maçınız daha var hafta içinde. Bugün savunma iyiydi ama hücumda zaman zaman problemler oldu. Onları neye bağlıyorsun, nasıl toparlayabileceksiniz? Ya tabii şimdi Euro Cup'ta oynayacağız. Bildiğiniz gibi Euro Cup çok zorlu bir atmosfer. Ama burada seyircimiz bizi yalnız bırakmadı. Skorda bazen tıkanıyoruz. Oralarda daha iyi kararlar verebilmemiz lazım.
Euro Cup daha zorlu olacaktır. Ama kendi seyircimize, büyük Galatasaray taraftarını arkamıza aldığımız sürece biz bütün takımları Avrupa'da da olsun, Türkiye'de de olsun yenebilecek kuvvetteyiz. Bunu da herkese göstereceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler, tebrikler. Evet, tam sözü açılmışken Euro Cup grubuna neler söyleyeceksin dair Galatasaray Odaya Bank'ın herhalde en büyük rakibi Bayern Münih olacak orada. Emilia'da. Hapoel Jerusalem de bu sene fena değil. Kolay bir grup değil ama burada önemli olan Galatasaray Odaya Bank'ın zamanı kendi lehine kullanacak durumda olması. Takımın potansiyelinin bugün dönem dönem iyi basketbolla beraber birleştiğini gördük. Asıl güzel olan taraf yardım savunmalarını iyi yapan bir yapı içinde Galatasaray Odaya Bank'ın oynaması. Çünkü hücum zaten zaman içinde düzelir. Daha iyi hale gelebilir. Skoru atacak oyuncuları bulabilirsin ama savunmadaki o kararlılık ve disiplin çok kolay elde edilen bir şey değil. Özellikle de bu kadar yeni oyuncunun takıma katıldığı bir ortamda. Evet, grupta hemen söyleyelim. B grubunda mücadele edecek Galatasaray Euro Cup'ta. Bayern Münih, Apoel Jerusalem, Reggio Emilia, Panevezic ve Buduknos. Aslında zorlu deplasmanlar var grupta. Diğer taraftan Gaziantep basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li grupta. Yani grubun en büyük zorluğu rakiplerden çok seyahatler biri. Gruba baktığımız zaman yani Avrupa'nın dört bir yanına uçacak Gaziantep zorlu bir lig yarışını ve FIBA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesini sürdürecek. Sanki bir iki rotasyona takviye gerekebilir. Yani bilemiyorum tabii Koç Dedas'ın ve yönetimin düşüncelerini ama genellikle, ya bu zorlu maraton için biraz daha rotasyonun genişlemesi gerekebilir gibi geliyor. Yani şimdi bu maç trafiği kolay değil ama öte yandan Dedas çok fazla rotasyonu geniş kullanan koçlardan biri diye az oyuncu öyle oynamayı seviyor. Zaten bugün maça baktığın zaman da süre olarak 5 tane oyuncunun 4 oyuncu 30 dakikanın üstünde, Balaz işte 29 dakika oynamış. Bu nereye kadar böyle gider? Ayrı bir değerlendirme gerekebilir. Ama oyun kurucu pozisyonda Sean Armand ve Lines'ın bu ritmi özellikle Galatasaray Odaya Bank gibi seviye olarak yukarıda olan bir takıma karşı daha iyi oynamalarını sağlamazsa işler zaman içinde zorlanabilir ve senin dediğin o takviye gelir. Peki tekrar ev sahibi takıma dönersek, maçın başında da ifade ettik, geçen yılki takım gitti, başka bir takım geldi. Yani sadece Göksel'in, Emir ve Ege dışında kadronun tamamı yenilenmiş. Başta koç değişikliği olmak üzere bambaşka bir Galatasaray Odaya Bank var sahada. Yeni gelenlerin notlarını nasıl verdin? Çok fazla süremiz kalmadı. Şöyle baştan Hardy'den başlayarak gidersen neler söyleyeceksin? Hardy şu anda daha görev tanımı doğrultusunda özellikle dış atışlarla birebirleri aynı Summers gibi daha netleşmemiş, zamana ihtiyacı var. Renfro dönem dönem çok iyi oynayacağı sinyallerini verdi. Onun da dış atışını risk ederlerse ne yapacak onu görmek lazım. Aynı Emir gibi. Burada Galatasaray Odaya Bank'ı en büyük bekleyecek tehlikede Emir'in Renfro'nun şutlarını boş bırakırlarsa organizasyonu nasıl yapacaklar? Çünkü en iyi iki pasör bu oyuncu. Öte yandan Hendrix'in ve Ege'nin reboundlardaki agresifliği doğru. Christmas'a 15 sayı buldu belki ama sadece bir reboundla maçı bitirmiş. Bu da zaman içinde Galatasaray'ın Christmas'ın yanında Ege'yi kullanma rotasyonda. Zaten uzun süre beraber oynadılar. Çözüm olarak tek çözüm o. Yani Christmas hücumda bitiriyor ama yanında bir tane de rebound yapacak bir oyuncuyu bulmak lazım. Hapsın her zaman bu performansı sergiler mi? Sergilemediği takdirde, Göksel'in bu performansı sergilemediği takdirde Galatasaray Odaya Bank'ında ne yapacağına karar vermesi gerekiyor. Bence bugün istatistik kağıdında en değerli olan kısım takım halinde yeni yapılan bir yapılanmayla beraber oynamaya karşılık sadece 8 top kaybı yapan bir Galatasaray Odaya Bank vardı. Tabii yabancı kontenjanına takılan genç Birleşik Amerikalı uzun TJ Klein. Az önce Koç Erman Kuter'in söylediği gibi çok önemli bir guard Mehmet Yağmur, çok şanssız bir sakatlıkta. Herhalde ligin en şanssız oyuncularından biri. Evet ya. Yani tam bir form yakalamışken başına bir şeyler geliyor. Yani şimdiden acil şifalar dileyelim, çabuk iyileşmesini dileyelim. Yani bu kadar çalışmayı, oynamayı, basketbolu seven bir karakterin böylesine şanssız sakatlıklarla bu oyundan, toptan uzak kalması gerçekten üzücü her şeyin başında. Peki genel olarak sezonun
devamında Galatasaray'ın gelişimi ve nerede görüyorsun sarı kırmızılı takımı? Yani şimdi sezon başında tabii her şey biraz farazi ve tahminlere dayalı olacak ama yani bu değişim sonrası ve ilk maçı izledikten sonra düşüncelerinde bir farklılık oldu mu? O konuda genel bir değerlendirme yapar mısın koç? Şimdi Mehmet Yağmur'un da rotasyona dahil olmasını beklediğimizde şu an 9 oyuncu 20 dakikaya yakın süre almış. 20 dakika üstü. Yani bu da rotasyonu çok iyi kullandığını gösteriyor Galatasaray Odaya Bank'ın. Skorun paylaşımının yanında da oyunun paylaşımını da iyi yapan bir görüntüsü var Galatasaray Odaya Bank. Sadece seviyeyi yukarı çekmek için bazı parçaların kendini daha iyi hissettirmesi lazım. Bunların başında da Emir Prezic'in oyunu geliyor. Çok yönlü bir oyuncu olması, eşleşme problemi yaratması onun burada öne çıkmasına. Yani Galatasaray Odaya Bank seviye atlayacaksa Emir'le yapacak. Ama öte yandan da düzeni sağlama kısmında, belli bir seviyede basketbol oynama kısmında Hendrix'in, Renfrew'nin potansiyelleri net bir şekilde ortada. Ve diğer yandan da Summers ve Hardy'nin günlük performanslarında öne çıkacağı maçlar Galatasaray Odaya Bank için gelişmesi gerekiyor. Evet, Sinan Erdem'den sezonun ilk canlı yayınını gerçekleştirdik. Galatasaray Odaya Bank Gaziantep basketbol mücadelesi geride kaldı. Sarı Kırmızılılar sezona galibiyetle başlıyor. Sinan Erdem de yeni koçu ve yepyeni görüntüsüyle. Tekrar birlikte olmak dileğiyle İhsan Bayülken ve Pınar İlk Üçer'le birlikte yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünyanın tek kıtalar arası bisiklet turu NTV Spor'da. 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya'da start alıyor, dünyaca ünlü isimler Anadolu yollarında kıyasıya rekabet ediyor. Her etap öncesi yarışa dair bilgiler, analizler, yorumlar. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu canlı yayınlarla NTV Spor'da.